Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi. Sullivan'ın itirafı. Neoliberalizm yenildi. Son Davos'ta görüldü ki en zenginler kazandıklarının bir bölümünden vazgeçmedikleri takdirde sistemin başlarına yıkılacağının endişesini duyuyorlar. En zengin 205 milyarder Davos'a çağrı yaparak bizi vergilendirin demişti özetle. Aslında Trump dönemi sistemin yıkılmakta olduğunu görenlerin çözüm arayışıydı gümrük tarifelerinin yükseltilmesi, dışarıya değil içeriye yatırım uygulamaları sistemi kurtarabilme çabalarıydı. Görünen o ki ABD artık sistemi kurtarabilmeyi mevcudu sürdürmekte değil, yeni bir düzen inşa edebilmekte görüyor. İşte Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'ın Brookings Enstitüsü'nde yaptığı Amerikan Ekonomik Liderliği'nin yenilenmesi konuşması o yeniden inşa stratejisinin ifadesiydi. ABD için yeni düzen gerekiyor. Sullivan'ın uzun ve kapsamlı konuşmasındaki mesajları, saptamaları ve önerileri şunlar: Kamu yatırımı vizyonu soldu. Vergi indirimi, kuralsızlaştırma, özelleştirme ve ticaretin serbestleştirilmesi kendi başına bir amaç haline geldi. Piyasaların sermayeyi her zaman verimli ve etkin bölüştürmediği görüldü. ABD sanayisi darbe aldı ekonomik entegrasyonun açık bir küresel düzen oluşturamadığı görüldü. Her tür büyümenin iyi olmadığı ortaya çıktı. Eşitsizlik demokrasiye zarar verdi. Büyümenin kazançları emekçilere ulaşmadı. Zenginler daha da zenginleşirken ABD orta sınıfı zayıfladı. Amerikan düzeni son birkaç on yılda çatlamaya başladı. Yeni bir düzen inşa etmek gerekiyor. ABD üretimi kaybetti. Çin sanayiyi, temiz enerjiyi, dijital altyapıyı ve gelişmiş teknolojileri sübvanse ederken, ABD üretimi kaybetmekle kalmadı, kritik teknolojilerdeki rekabet gücü de aşındı. ABD şu anda yarı iletkenlerin yalnızca %10'unu üretebiliyor. Elektrikli araçlara yönelik talebi karşılamak için gereken lityumun %4'ünü, kobaltın %13'ünü, nikelin %0'ını, grafitin %0'ını üretiyor. Oysa kritik minerallerin %80'inden fazlasını Çin işliyor. Yerli kapasiteyi geliştirmek ABD için çıkış noktası ama sınırlarını aşıyor. O nedenle ABD ortaklarla birlikte çalışmalı. Sistem açısından 90'ların ana uluslararası ekonomik projesi gümrük tarifelerini düşürmekti. Ancak ABD'nin gümrük tarifeleri diğer ülkelere göre düşük kaldı politikayı tarife indirimine dayalı olarak tanımlamak ve ölçmek doğru değil. ABD ticaret temsilcisi Katrin Tain'in dediği gibi piyasanın serbestleştirilmesine yemin etmedik. ABD temel teknolojiyi küçük bir avlu ve yüksek bir çitle koruyor. Ya birlikte hem içeride orta sınıflar hem de ABD'nin müttefiki devletler yükselenecek ya da birlikte düşecek. Finans sanayi çelişmesi. Görüldüğü üzere ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın ortaya koyduğu tablo, dünyayı soldan çözümleyenler ve kamuculuğu savunanlar için yeni bir şey içermiyor. Hatta bir bakıma malumun ilanından öte gitmediği de söylenebilir. Ancak önemi şurada. Bu tablonun kendisi de düzeltilebilmesi de orta ve alt sınıfları bir yana bıraksak bile esas olarak finans-kapital-sanayi sermayesi çelişmesine bağlıdır. Amerikan yönetimi bu çelişmeyi çözebilecek mi? Nasıl çözebilir? Bunları da bir başka yazıda tartışacağız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.